Merhaba sevgili çiçek dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. İki tane sedum türleriyle ilgili birçok sorular geldi DM'den. Bu sedum türümüzü, her ikisini de birçoğumuz tanıyoruz. Birçoğumuzun da ilk sukulent türlerinden olur. Bakımı oldukça kolay, çok dayanıklı, soğuk ve sıcak iklimlere oldukça dayanıklı bir tür olduğundan dolayı aranjmanlarda sıkça kullanılır. Çok güzel görsel oluşturulur renklendiği zaman. Renklenmesi için açık havada, esintide ve soğukta kalması gerekiyor. Kış mevsimini, ilkbaharı, sonbaharı çok seven bir bitki türü. Özellikle kış mevsiminde ilkbahara doğru bu şekilde renklenmeye başlar. Daha da kızıllaşır gittikçe. Tüm yeni çıkan yapraklar zamanla renklenir. Eksi 10 dereceye kadar dayanıklı bir bitki türü. Don olayı olmadığı sürece, karasal iklimlerde don olmadığı sürece açık havada kalabilir. Onun dışında yaz kış dışarıda açık havada konumlandırabiliriz. Eğer iç mekandaysa bitkimiz boya uzar, dalları uzar, gelişemez. Yapraklar yeterince sulu olmaz. Renklenemez. Ne kadar daha çok esinti, ne kadar daha çok soğuk alırsa o kadar daha çok renklenir. Mesela bu saksımı ben ilkbaharda dikimini yapmıştım. Çelikten keserek dikmiştim. Şu anda yapraklar kızıllaşmaya başladı. Havalar soğudukça, güneş gördükçe, esinti aldıkça daha da kızıllaşacak. Aynı şekilde diğer bir türümüz. Diğer bir sedum türümüz, yayılımcı olan bir tür. Bunun yaprakları kolay kolay dökülmez. Gövdelerden sürekli yavru verir. Aynı zamanda hava kökleriyle, az önce koptu bir tanesi, hava kökleri oluşur. Bu hava kökleri oluştuğu yerde, bu toprağa değdirdiğiniz andan itibaren toprağa kolayca tutunabilir. Bu türümüz renklenmez. Kış mevsimi, sadece yaz mevsimi, yaz sıcaklarında yapraklar sarı, turuncuya yakın renk alır. Aynı zamanda bu sedum türümüz mezarlık üzerlerinde dikilmeye çok müsait, çok uygun. Yaz kış her iklime dayanıklı bir bitki türü, yayılımcı bir tür. Çok kolay yeşillenir. Belli mevsimlerde kurumalar olabilir, yapraklarını dökebilir. Fakat daha sonra tekrar vakti zamanı geldiğinde filizlenir. Gördüğünüz gibi her yerden yavrular vermiş durumda. Çoğaltması da çok kolay. Yaprakları dökülmediği için daha çok tercih edilen bir bitki. Diğerinin yaprakları çok kolay dökülüyor mesela bunun yaprakları. Fakat bunun yaprakları kolay kolay kopmaz, kendiliğinden dökülmez. Her ikisi de dayanıklı bitki türleridir. Bunların çoğaltmasını, çelikten kesimini gerçekleştireceğiz şimdi. Aynı şekilde bu da uzun uzun dallar verir. Aşağıya doğru zamanla sarkar bu dallar. Bulunduğu ortamda, toprak bulduğu yerde kolayca toprağa tutunur. Hava kökleri. Hava kökleri sıkça soruluyor mesela. Hava kökleri sedumlarda olması çok normal. Bu yani demek değildir ki bitkimiz de herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Yine de kökler yaşlanmış olabilir. Bitki gövdesi eğer çok böyle hani aşırı derecede fazla köklenmeler varsa, hava kökleri varsa bunları yenilememiz gerekiyor keserek bu şekilde. Bitkimizin boya gitmesinin sebebi yeterli güneş alamıyor demektir. Yeterli aydınlık alamıyor demektir. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bitkimizi budayarak yenileyebiliriz. Birkaç tane yaprak alarak gövdeyi rahatlatalım. Bu şekilde. Bu yapraklar çok kolay bir şekilde toprak üstüne attığınızda her yerden çok kolaylıkla kısa bir zamanda kök yapıp yavru verebilirler. O sebepten dolayı rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Kesinlikle korkmayın çelik kesmeyi, gövdeleri kesmeyi. Sadece toprağa batırmamız yeterli oluyor.
İstediğiniz yerden istediğiniz kadar çelik alabilirsiniz. Eğer dallar uzamışsa bu bitkiyi rahatlatır. Hem üretimini yapmış olursunuz, bitkinizi çoğaltmış olursunuz. Hem şık bir görsel oluşmuş olur. Kesilen her yerden tekrar filizlenecektir bu bitkimiz. Mesela bunda da hava kökleri oluşmuş. Bu hava köklerini toprağa gelecek şekilde dikmemiz gerekiyor. Yine bu alt yapraklarını toplayalım, koparalım bu şekilde. Bunları aldıktan sonra şuradaki yavruyu da alabiliriz. Bu şekilde kökleri gelecek şekilde, toprağa gelecek şekilde dikimini gerçekleştirebiliriz. Kestiğimiz tüm çeliklerin alt yapraklarını mutlaka temizlememiz gerekiyor. Temizledikten sonra eğer dal uzun kalmışsa onu da bir miktar keserek toprağa batırabiliriz. Bazı dallarda yavrular oluşur. Bu şekilde yapraklarını temizledikten sonra bu dal ucunu toprağa vereceğimizden dolayı bu yavruyu buradan alarak dalı rahatlatabiliriz. Sadece toprağa batırmamız yeterli. Bu sedüm çok dayanıklı. Herkese tavsiye ederim. Özellikle yeni başlayanlar için hayal kırıklığı yaşamamalarından dolayı bu sedüm ilk tercih etmelerini tavsiye ederim. Çok kısa bir zamanda kök oluşuyor. Nazsız, niyazsız, zahmetsiz bir sedüm türü. Evet, bunun da dikimini yaptık. Hazır, yeniledik. Sevgiyle, sağlıcakla büyüsün bitkimiz. Varsa sorularınız yoruma bırakabilirsiniz. Bu bitkiyle ilgili çokça sorular geldi. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Eğer varsa sorularınız DM'den ulaşabilirsiniz. Sizlere cevap vermekten, yardımcı olmak ve destek olmaktan mutluluk duyarım. Hepinize sevgiler, selamlar, sağlıcakla, hoşça kalın.